Sapiens sonrası grafik efekt dersine hoş geldiniz. Ben Onur Ali Paşa. Bu dersimizde After Effects'te klonlama nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, hemen çektiğimiz videoya bakalım. Öncelikle bu kapıdan girip gözlüğü çıkartıyorum. Daha sonra da aynı işlemi diğer kapıdan girip sanki önceki karakterin durduğu yeri biliyorsunuz. Oraya bakıp tekrardan gözlük çıkartıyorum. Birbirine bakıp gözlük çıkartıyor gibi düşünün arkadaşlar. Hatta buradan bir kişi daha girebilir. 3 klon yapabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, karakterler birbirine çok yakın olmaması gerekiyor. Çok yakın olurlarsa, işte elleri yakın olursa, birbirinin üstüne binerse görüntüde, bu durumda çok ince maslama yapmak gerekiyor. O yüzden biz basit bir klonlama dersi yaptığımız için bunları şu an için gerek yok. Evet, hızlıca geçelim dersimize. Kaydı After Effects içerisine sürüklüyorum. Proje paneli kısmına. Daha sonra timeline kısmına sürüklüyorum. Evet. İlk klonlama burada bakıyor, bitiyor. Tam hareket etmeden burada bir kesim yapacağız. Edit kısmına geliyorum. Ve split layer diyorum. Burada bir kesim yaptık. İkinci klon da buradan girecek. Şöyle yapalım. Buraya kadar kısaltıyorum. Layer'ı. Kesim layer'ı. Bunu 6 alalım arkadaşlar. Sağ diyelim. Alttakine de sol diyelim. Sol kapıdan girecek. Diğeri de sağ kapıdan girecek. Şimdi arkadaşlar çok basit mantık. Şu son bulunduğu yere bakıp şurada maslama aracımız var. Kare şeklinde rectangle yazıyor. Onu seçiyoruz ve şuradan maslıyoruz. Tabii ki alt layer seçiliydi. O yüzden yanlış yaptık. Silelim. Sağ layer'ı seçiyoruz. Yani üstteki layer sağ layer. Tekrardan maslama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Burada zaman ayarı da yapacağız. Eğer integrasyon yaptıysanız birbiriyle bakışıyorlar örneğin burada. Şurada mask kapatırsak ince bir çizgi var mı? Şu an çok belli olmuyor ama %15 kadar MM'ye basıp bir fader uygulayalım. Yumuşak bir geçiş olsun. Bakalım şimdi. Evet. Soldaki bu aktörün bulunduğu kısım biraz hızlı hareket ediyor. O yüzden daha geç girmesi gerekiyor. Şu gözlük çıkartıp aynı anda kafalarının dönmesini istiyorum. Biraz daha uzatayım. Bayağı bir uzatmamız gerekecek. Şöyle bakalım. Evet, gayet güzel. Kompozisyon burada bitiyor. N'ye basıyorum. Ve timeline çizgisinde sağ tıklayıp trim come to work array diyorum arkadaşlar. Şöyle collapse yapalım. Ve bakalım sonuca. Sıfıra basıyorum. Ramp preview alacağım. Evet, sonuca bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi şöyle son duruma bakarsak burada aktör birbirine çok yakın olsaydı aktörler iki çekim. Bu durumda ne yaptık biz? Kare maslama ile şuradan kestik. Ama çok yakın olsaydı eller üst üste binseydi görüntüde kesme işlemi için bu sefer pen tool kullanacaktık ve çok ayrıntılı bir kesme olacaktı. Bir de dikkat edilmesi gereken diğer hususta görüntünün sallanmaması gerekiyor. Tripod'la çektim. Yani sabit bir çekim yapmanız gerekiyor bu tip bir klonlama yapmak için. Diğer türlü çok uğraşırsınız arkadaşlar. Görüntüde kaymalar meydana gelir. Evet, umarım ders hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.